Bugün sabah Mersin'de Toroslar Mevlana Mahallesi'nde bir bina yıkıldı arkadaşlar. Allah'a şükür ki boşaltılmış bir binaydı. Kimse ölmedi. Daha emin değiller. Yani sokak çocukları, birileri kalmış olabilir diye enkazı yine de araştırıyorlar. Bir süre önce de bildiğiniz gibi Maltepe'de 21 insanın öldüğü bir bina yıkıldı. Ve bu binanın yıkılması herkese yıkılacak bir sürü bina var falan diye. İşte Şişli'de, Küçükçekmece'de, Rize'de, değişik yerlerde tehlike altında binalar var denilmeye başlandı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de deprem olacağını herkes söylüyor. Her gün söyleniyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AKP'nin deprem olacak falan dedi ve maalesef yeşil alanımız da kalmadı diyor. Ya çok yani trajikomik bir durumla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. 17 seneden beri ülkeyi yöneten ve İstanbul'daki bütün kamusal alanları imara açıp işte AVM'ler, rezidanslara filan imar izni vererek yağmalatan, dağıtan bir siyasi ekibin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da deprem olacak. Toplanma alanlarımız da yok diyor. Ne yapacaksınız? Oturup ağlayacak mısınız? Saçlarınızı mı yoracaksınız? Gülecek misiniz? Bilemiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu imar affı aynı zamanda Türkiye'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa yapma biçimiyle de yakından ilgili. Hatırlayın, geçen sene 24 Haziran seçimlerinde hemen önce, bir ay, bir buçuk ay önce Nisan ayında bir imar barışı çıkarıldı değerli arkadaşlar. Yetmedi, bu sene Sayın Binali Yıldırım İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak giderken onun eline bir paket verelim diye, seçim rüşveti götürsün diye bu imar barışı genişletildi. Boğaziçi'yle imar barışına dahil edildi. 22 milyon bina var, bina stoku var Türkiye'de ve bunun 13 milyonunun problemli olduğu, kaçak olduğu, en az 8 milyonu da çürük olduğu. Yani herhangi bir depremde ya da durup dururken İstanbul'da Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu, bugün Mersin Toroslar'da olduğu gibi yıkılabileceğini herkes biliyor. Yani bunu herkes biliyor. Nereden biliyor? Görüyoruz, biliyoruz. Bir, iki raporlar var. Hükümetin kendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi raporları var, açıklamaları var. Mimarlar Odası'nın var, TÜMOB'un var. Var, herkes biliyor bunu. Buna rağmen kimse bir şey yapmıyor. Ve İBB'nin adayı diyor ki ya deprem olacak, binalar yıkılacak, toplanacak, depremde toplanacak alanlarımız bile yok. Böyle bir sene yasa yapıyoruz. Nasıl yapmıştık bu yasa hatırlıyor musunuz değerli arkadaşlar? 70 maddelik, 30 maddelik torba geliyor. Ne oldu? Son anda iki tane madde, üç tane madde sıkışıyor. Ne yapıyoruz? Bunun etki değerlendirmesi nedir? Bu madde geldi torba yasayla. Ne anlama geliyor bu madde? Kamuya ne kadar emanet olacak? Bunun sosyal ve ekonomik sonuçları ne olacak? Hiçbir araştırma yapılmadan İktidar Partisi ve ortağı MHP'nin oylarıyla kabul edenler etmeyenler de geçiyor. Nitekim önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda aynı şey oldu. 20 maddelik bir düzenleme yapıyoruz. Çok basit şeyler var. İşte emeklilere verilen bayram ikramiyeleri sonrasında gelir testlerini etkilemeye başladı ve insanlar evde bakım yardımı alamıyor. Gayet masumane. Gelin hadi bunları düzenleyelim. Tamam düzenleyelim diye gittik. Muhalefet olarak katkı veriyoruz. Gecenin saat 10'u 11'i oldu. Kapanacaklarız. Bak iki tane madde. Ahlaksızca. Yani yöntem de ahlaksızca. Getirilen maddenin içeriği de ahlaksızca. Seçimden önce işe adam alacak olanlar Şubat, Mart, Nisan aylarında işe adam al. Ben bunun maaşını, sosyal güvenlik primini ve vergilerini ben ödeyeceğim diyor. Nereden ödeyeceksin? İşsizlik sigortası fonundan. Bak kaç tane ahlaksızlık var. Son dakika getiriyor ahlaksızlık. Ahlaksızlık bunu kim yapıyorsa ahlaksızlık. İki, işsizlik sigortası fonu niçin kuruldu, ne için getiriyor? Ahlaksızlık. Üç, seçim rüşveti olarak bunu getiriyor ahlaksızlık. Peki niye Nisan'dan sonra devam etmiyorsun? Son dakikada kabul edenler etmeyenler de geçiyor. Başka bir şey de oluyor. Hatırlayın değerli arkadaşlar, 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi
taşeron 7 Haziran. Taşeronların kadroyu alacağını söyledi. Türkiye'de taşeronluk sisteminin kölelik sistemi olduğu bu sistemi mutlaka kaldıracağız dedi. Daha sonra hükümet ben de kaldıracağım dedi. Ve nitekim bunların büyük bir kısmını daha almadıkları var, daha sorunlar devam ediyor. Büyük bir kısmını kamuda çalışanlar hem belediyede hem de merkez hükümete bağlı kuruluşlarda bunları kamu şeye geçirdi, kadrolu yaptı. Sözleşmeli falan yaptı. Neyse o ayrı bir tartışma konusu. Ama bunların bir kıdem tazminatı sorunu vardı. Normalde kıdem tazminatı bir seneden fazla çalışan kişinin işlerinden bir değişik şekilde ayrılıyorsa, başka bir yere gidiyorsa kıdem tazminatlarını çalıştırdığı işveren öder. İş kanunu böyle, çok açık. Ödenmedi. Ne olacağı belli değildi. İşçiler mahkemeler açtılar ve mahkemeleri tek tek kazanmaya başladılar. İşverenler sahtekarlar. Bunlar hepsi yandaş. MHP'li ve AKP'li bunlar. Tamam mı? Hepsi yandaş. Sahtekarlar. Ne yaptılar? Biz bunları bir sene çalıştırmadık dediler. Mahkemeleri böyle savundular. 10 sene çalıştırmış. Kasının sonunda işine son vermiş. Ocak'ta tekrar almış. Ama insanlar Aralık ayında çalışmaya devam etti. Bilmiyorlar. Gittiler mahkemelerde bunu ispat ettiler ve mahkemeler bunların kıdem tazminatını işverenler ödeyecek. Yani taşeron firmalar ödeyecek diye karar aldı. Şimdi bunu düzeltmek için bu da ahlaksızca. Bu da ahlaksızca. Gene MHP ve AK Parti'nin oylarıyla gene son dakikada geliyor ve kanunlaşıyor. Ne oluyor bu kıdem tazminatları? Bu yandaşlar çoğu kaçtı bu sahtekarlar. İnsanların iliklerine kadar sömürdüler, tüy bitmeyen yetimin hakkını yediler. Hepsi yandaş. AK Parti'nin ve MHP'nin seçimlerini finanse ettiler. Hepsi yandaş. Kaçtılar, kayboldular. Şimdi bunların parasını kamu ödeyecek. Yine biz ödeyeceğiz değerli arkadaşlar. Vergilerimizi de biz ödeyeceğiz. Bunlar ahlaksızlıktı. Ahlaksız yapıyorlar. Başka bir ahlaksızlık ekleniyor buna. Seçim öncesi yapıyorlar bunlar. Seçim rüşveti olarak yapıyorlar değerli arkadaşlar. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Bunlar Türkiye'de oluyor. Ve bunlar reklam amaçlı kullanıyor. Bakın Cumhurbaşkanı büyük bir telaş içinde değerli arkadaşlar. Bir tek adam ilçe ilçe, mahalle mahalle gezip miting yapıyor. Ya şu algı operasyonlarına bakın. Dün diyor ki, ha bizim kuyruklar mı? Bay Kemal, sizin kuyruklar yokluk kuyruklarıydı. Bizim kuyruklar varlık kuyruklarıdır. Dolayısıyla uzunsa bizimki daha iyidir. Böyle bir reklam yapıyor değerli arkadaşlar. Bu millet yiyor. Şaa düşünüyorlar bunu. Bizim kuyruklar yokluk, varlık kuyrukları, Bay Kemal'ın kuyrukları, eski kuyruklar yokluk kuyrukları diyor. Kuyruk uzunluğundan da siyaset yapıyor değerli arkadaşlar. Bunlar gerçekten kabul edilebilecek şeyler değil. Bunlar çok ciddi problemler değerli arkadaşlar. Bitiyor mu? Hayır. Bütün bunların sonucunda Türkiye'de bir kriz var. Bu krizi kabul etmiyorlar. Başlarını kuma sokmuş vaziyetteler. Üstelik de bu seçim rüşvetleri dağıtarak bu krizi daha da derinleştiriyorlar değerli arkadaşlar. Bakın 15 milyar daha da her gün artıyor biliyorsunuz. Haziran sonuna kadar uzatıldı imar barışı dolayısıyla para topluyorlar. Topladılar, toplamaya devam ediyorlar. Bedelli askerlikten 7-8 milyar para topladılar. İşte aflardan sürekli para topluyorlar. Yetmedi, Merkez Bankası'nın genel kurulunu erkene aldılar. Nisan'dan sonra hazineye gelecek olan Merkez Bankası'nın karını Ocak ayında dahil ettiler. Ve bakan çıkıp diyor, nasıl bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cambaz bakan çıkıyor. Böyle takım jest ve mimiklerle Maliye Bakanı'ndan söz ediyor. Hazine Maliye Bakanı'ndan söz ediyor. Bütçe Ocak ayında 5 milyar lira fazla verdi. Aha alkış. Ya arkadaş sen bütçeye 34 milyar lira Merkez Bankası'nın parasını aldın. 15 milyar lira barış, imar barışını koydun. 7-8 milyar lira askerlik diğerleri koydun. Bütçe açık falan 5 milyar lira fazla verdi diye bizi şey yaptı. Kardeşim eğer bunlar olmasaydı daha Ocak ayında bu bütçe 50 milyar lira açık verecek böyle bir bütçe. Biz başımızı kuma sokmuş vaziyetteyiz ve böyle bir iyilik hali hissediyoruz. Hani ateşi büyük bir enfeksiyon olan hatta sepsis diyoruz. Mikrop kana karışmış durumda gidiyor. Bir ağrı kesici, kuvvetli bir ağrı kesici, ateş düşürücü yapıyoruz ve bir iyilik hali ortaya çıkıyor. Bu iyilik hali içinde de kendini iyi hissediyor ve o arada seçim yaptıracak. Türkiye'de yapılan şeyler budur. Seçimden sonra bu ağır bedeli değerli arkadaşlar hepimiz ödeyeceğiz.
Bakın bir tek rakamla bitireyim bunun böyle olduğunu. Türkiye'nin temel problemi, bunu da gariban Binali Yıldırım. Gariban diyorum, böyle bazen safça gerçekleri ortaya koydu, onun için gariban diyorum. Binali Yıldırım, TÜSİAD'da sanıyorum yaptığım konuşmada dedi ki, Türkiye'deki şu anda ekonomik problemin temelinde bir para bol gelirken aldık diyor. Cazibe hoşumuza gitti. Ödeyin dedikleri zaman ne ödemesi demeye başladık. Olay bu değerli arkadaşlar. Türkiye borçlandı. Dünyada likidite bolluğu vardı. Neoliberalizm merkez ülkeleri dolarizasyonla dünyayı sömürmeye kalkmışlardı. Biz bunun cazibesine katıldık. Paralar geldi. O gelen paralara katma değer üreten bir iş yapsaydık yapmadık. Betona gömdük. Beton işleri bitti, tıkandı. Şu anda inşaat patlamak üzere parayı geri istiyorlar. Problem bu. Para yok. Ne yaptılar? Geçen günlerde gene dikkatinizi çekmiştir. Çin'den para borç alacaklar. 1 milyar avro. Alamıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde borç alamıyor. İçeride de para yok. Çin'den para alacaklar. İçeride tahvil falan çıkarıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşsizlik sigortası fonuna satın aldırıyorlar. Yatırım ve Kalkınma Bankası'na satın aldırıyorlar. Para yok yani. Kimse para almıyor. Çin'den borç alacaklar değerli arkadaşlar. Citigroup ve Çin Sanayi Ticaret Bankası'nı görevlendirdiler bunun için. 1 milyar euro borç istiyorlar. Kim istiyor biliyor musunuz? Varlık Fonu değerli arkadaşlar. Komikliğe bakın. Varlık Fonu ismi. Varlık Fonu. Varlık fazlalığını değerlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere dünyada icat edilmiş bir yöntemdir varlık fonu. Petrol fazlanız var, 100 lira geliyor, 30 lirasını yiyorsunuz, 70 lirasını yiyorsunuz, 30 lirasını varlık fonuna koyuyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. Varlık fonu işletiyor gelecek kuşaklar. Ya da ticaret fazlanız var, Japonya'da olduğu gibi bir kısım parayı gelecek kuşaklara ayırıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Varlık fonu bu. Varlık fonu borç verir. Bizim varlık fonu Çin'den borç alacak 1 milyar avro değerli arkadaşlar. Kim var? Nasıl alacak bu borcu? Niye varlık fonu alıyor? Türkiye'de en ucuz borçlanmayı hazine yapıyor. Artık hazine borçlanamıyor değerli arkadaşlar. Varlık fonu yapacak ve varlıkları yani Ziraat Bankası'nı, yani petrol ofisi değil. İşte doğalgaz boru hatlarını, Çaykur'u, Halk Bankası'nı, bütün bunları rehin olarak koyarak borç al. Türkiye'nin durumu budur sevgili arkadaşlar. Siz sürekli olarak şey yapıyorsunuz, karamsar tablolar çiziyorsunuz, uyarıyoruz değerli arkadaşlar. Zararın neresinden dönerse kârdır. Seçimler falanla bunları yapmayın. Bunun dönüşü yok. Bunun bedelini herkes ödeyecek. Kim seçilirse o ödeyecek. Hepimiz ödeyeceğiz. Gerçekten hepimiz ödeyeceğiz değerli arkadaşlar. Bunu yapmayın diyoruz. Şimdi bir küçük konu var. O konudan da birkaç cümle söz edip sorularınız varsa sorularınıza geçeceğim. Bakın Merve Demirer geçen gün bir eyleme katıldığından dolayı gözaltına alınırken taciz edilen kadın. Bu olay büyük bir garabetler. Polisin bu şekilde bir kadını tutuklamaya kalkması ve taciz etmesi değildir. Bu ayrım ama bunlarla ilgili yapılan açıklamalar çok daha vahim. En vahiminden başlayalım. Bir kadın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Özlem Zengin diyor ki, telaşın verdiği yanlış hareket. Ama diyor bunun basına servis edilmesi daha da yanlış. Telaşla birisi geçiyor, taciz ediyor sizi hanımefendi kadını. Diyor ki ya telaşla geçerken güneş başıma vurmuştu, kusura bakma. Ya böyle bir şey olur mu? Bu yani bu olur mu değerli arkadaşlar? Ahlaksızlığın dibi bu ya. Böyle bir şey olur mu? Bir kadına yapılan şeyden dolayı ya de ki kardeşim yani polis araştırma şey yapılacak, yargılanacak, en ağır cezayı verir böyle de telaşla yapmış. Polisi kurtarmaya çalışmış. Sanki polis onun polisi, bizim polisimiz falan değil. İktidarını kurtarmaya çalışıyor. Ayağının altında kaymakta olan iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Bunun için yaptı. Daha vahimi değerli arkadaşlar, bizim güvenliğimiz çocuklarımızın taciz edilmeden sokaklarda gezmesini sağlasın diye görevlendirdiğimiz İçişleri Bakanı ne diyor biliyor musun? Polisimi yedirmem diyor. Değerli arkadaşlar, polisimi yedirmem diyor. Bu diyor, babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKPC'li proje kadının üzerinden polisimi yedirmem diyor. Allah belanızı versin dediğim için Sayın Süleyman Soylu'ya beni mahkemeye verdi, fezlekem var şu anda değerli arkadaşlar.
Allah belanızı versin demiştim. Niye demiştim biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarının şehit cenazelerine sokulmaması için talimat verdim dediği için Allah belanı versin demiştim. Tekrar diyorum, Allah belanı versin. Ya bu nasıl bir açıklama ya? Bu nasıl bir açıklama kardeşim? FETÖ'den ihraç edildiyse, birey varsa böyle bir şey suçluysa yargı. DHKPC değilse yargı. Bunları niye söylüyorsun yani? Bir kadının taciz edilmesiyle ilgili bir açıklama bakayım. Bunları niye söylüyorsun? Normal diyor yani. Verdiği hani subliminal diyorlar ya, subliminal mesaj bu. DHKPC'li taciz edilebilir. Babası FETÖ'cü, el atılabilir. Allah belanızı versin. Diyorum, tekrar mahkemeye versin. Bu kadar değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Var mı herhangi bir soru? Her şeyimi söyledim. Şu kıdem tazminatı geriye dönüp değişecek mi efendim? Tabii geriye doğru işleyecek. Zaten başka şekilde olmuyor. Önümüzdeki bundan sonra ibaresi var galiba orada ama. Hayır. Bundan devam eden mahkemeler düşer falan bir şey yapıyor. Bundan sonra ibaresi var. Zaten bundan ileriye doğru zaten tamam, bunu... Bunu yok, yanlış anlattılar. Zaten kamuya geçtiler. Kamuda çalışıyorlar. Kıdem tazminatı bundan sonra işliyor. Bundan öncekiler ne olacak? 5 sene belediyede temizlik işçisiymiş ya da ulaşımda bir yerde çalışıyormuş. Ne olacak bunlar? Bilgi değildi, belli bunlar. O zaman da tartışmıştık hatırlarsanız o şey gelince. Ne olacak diyorduk. Mahkemeler açtılar bu arada işçiler ve mahkemelerde sürekli çalıştırıldıklarını, bir yıldan fazla çalıştıklarını ispatladılar ve mahkemeler bunların kıdem tazminatıyla ilgili işveren versin dedi. Şimdi bunları kurtarmak için yapılıyor bu ahlaksızlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Olmaz değerli arkadaşlarım. Yasama yetki, yasama her şey yapamaz. Yasama adalete aykırı, insan haklarına aykırı, anayasaya aykırı, vicdana aykırı yasa çıkaramaz. Bu yasama hakkının suistimal edilmesidir. Suistimal diyor. Peki, teşekkür ederim. Buna Aytek Hocam hasta olayı yaşandı. Parti kendilerinin içerisinden bir operasyon dedi. Herkes birbirine suçlamaya başladı. Bu tamamen elemanlar partiden aday olacak gibi görünüyor. Siz bunu nasıl okudunuz, deneyimli mi siyasetiniz? Olacağını ilan ettiler. Biraz önce Demokrat Parti yaptığı bir açıklama ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Burhanettin Kocamaz dedi, açıklama yaptı. Öyle anlaşılıyor ki Kocamaz Mersin'de Demokrat Parti'nin adayı olacak. Nedir bu? Yani işte İYİ Parti yetkilileri, sayın genel başkanları ve diğer yetkilileri içeriden bir operasyon yedik falan dediler. Çok açık olay. İl başkanı görevden alındı. Zamanında gitmemiş yani. Mersin'de yürüme giderseniz ya. Trafik oldu, mafik oldu, öyle bir şey yok. Yani çok açık, belli ki. Ha bunun arkasında başka şeyler var mı bilmiyorum. Bahçeli de bu araştırılsın falan dedi. Yani biz yokuz demek istedi ama yani bir şeyler var burada yani. Değerli arkadaşlar, bir şeyler var. Kim olursa olsun önemli değil. Mersin'i zaten Cumhuriyet Halk Partisi alıyor değerli arkadaşlar. Hiçbir şeyle problem olmadan. Biz zaten alacağız. O nedenle çok fazla diz üzerinde durmak, üzerinde durulması gerekli bir konudur yani. Türkiye'de öyle tartışmalı bir MHP'den seçilmiş, işte hangi partiye gidecek tartışılmış, edilmiş, İYİ Parti'den aday olmuş, İYİ Parti ile CHP ittifak yapıyorlar, birçok yerler konuşuyorlar falan. Mersin'de ayrı ayrı girmiyor, anlaşamıyorlar ve ayrı ayrı girmeye karar veriyorlar. Ondan sonra da adamın evrakları şeyi gitmiyor. Çok enteresan. Manidar yatsı. Peki. Bilmiyorum yani böyle bir şey varsa, böyle bir hassasiyet gösteriyorsa sen genel başkan doğru bir şey. Ama yani resmen böyle bir şeyi herhalde bir kulis haberi olarak çıkıyor. Varsa vardır böyle teknik haksızlıkları yapılmıştır. Süre de var. Bu haksızlıkları giderecek çünkü dünya kadar yani Türkiye genelinde kaç bin küsur belediyede meclis üyesi yazıyorsunuz. Binlerce insan meclis üyesi yazılıyor ve burada biliyorsunuz siyasette bu yarışlar böyle çok sert olur. Bu sert yarışmada bir takım haksızlıklar yapılmış olabilir. Bunların düzeltilmeye çalışılması erdemli bir davranıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.